Gelelim şimdi Dinim İslam Komando abiye soruyorlar. Hilal görüldü mü? İlk gün görülmedi. Görülmediği için de kurbanları ikinci gün keseceğiz. Dün mesela çok yerden şey yaptık. Biz de İstanbul'da baktık. Tam bizim baktığımız saatte ufuk gene bulutluydu. Biz İstanbul'dan göremedik ama İstanbul'dan farklı yerden görenler olmuş. Farklı yerlerden görenler olmuş. İstanbul'da da görenler bizim olmuş. Bizim mahallede görülmedi ama. Manisa'dan aynı şekilde hatta fotoğrafını çekip göndermişler. Biraz önce baktım bir tane mail geldi. Kadıncağız bu dedi ilk gün hilalim, o da fotoğrafını çekmiş göndermiş bir dinleyicimiz. Yani bakmaları iyi. Bazı dinleyicimiz Yalova'dan aynı şekilde gördüklerini. Ama dün evvelsi gün değil. Yani pazar gün görülmesi lazımdı. Pazartesi akşamı görüldü. Dolayısıyla ikinci günün bu. Peki İslamiyet ne diyor? İlk gün görülmesi lazımdı. Yani pazar gün görülmesi lazımdı. Pazar gün görülmedi. Görülmediği için otomatik olarak da kurbanlar ikinci güne kaldı. Normalde ilk günü bu yani hani İslamiyet'e göre. Bizi şaşırtan şey takvimlerde bir gün önce yazması. Evet. Evet, hilal takvimlerde yazılan o günde dünsüz bir ifade kullandınız. O hoş bir ifade. Güneşi görmüyor oradan. Güneşi görmediği için biz de onu göremiyoruz. Yani dünyanın arkasından şöyle, onun gölgesinden şöyle bir çıksa. Kafayı bir çıkarabilse. Kafayı bir çıkarsa görülecek ama çıkarmıyor. Kendini gizliyor. Onun için de yaratan yarattığını en iyi bilendir. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hilali görmek buyuruyor. Görünce oruca başlayın, görünce aynı şekilde bayram edin buyuruyorlar. Dolayısıyla biz yine bayramın ikinci günü kesiyoruz. Bazıları efendim bu tedbir midir, ihtiyat mıdır? Tedbir değil, ihtiyat değil. Emirdir. Peki o zaman aynı şekilde bizimki olmuyor mu? Kuşluk vaktinde öğleyi kıldığın zaman oluyor mu olmuyor mu? Olmuyor. Aynı şey. Vakti girmeden kesmiş oluyorsun. Vakti girmeden öğle namazı kılınamayacağı gibi vakti girmeden önce de Arafat'a çıkılmaz, kurban da kesilmez. Çünkü vakti Haç'ta da Arefe günü Arafat'a vakfaya durmak 9. gün. Siz söylüyorsunuz ama bunu. Ben söylüyorum. Yani başka da bilen falan yok. Gerçi tam İlmihal Saadet Ebediye kitabında da yazıyor ama. Şimdi Mustafa Bey, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Ehl-i Sünnet'in koruyucusu kalmamış. Şiilik bir devlet tarafından korunuyor. Vehhabilik korunuyor. Diğer sapık fırkaların ve kendilerine tarikat diyenlerin hemen hemen hepsinin arkasında mutlaka bir yabancı veya devlet. Devlet aynı şekilde bulunuyor veya da istihbarat örgütleri bulunuyor. Onları organize eden. Ama Ehl-i Sünnet'in öyle bir koruyucusu yok. Ve destek vereni yok. Osmanlı vardı bir tek. Evet. O da gitti. Osmanlı vardı, o gitti. Dolayısıyla düşmanı pek çok. Niye? O doğru. Hani zaman zaman anlattığım bir hikaye vardı Mustafa Bey. Yani yeri geldi onu bir daha anlatayım. Adam rüyasında bakmış ki böyle şakır şakır yağmurlar yağıyor. Rüyasında görüyor bunu. Yağan yağmurlar toprağa eriştikten sonra su katmanlarına iniyor. Oradan yeraltı karışıyor. Pınarlar, ondan sonra dereler o suya karışıyor. Sonra bakmış rüyasında insanlar o yağan yağmurdan yer katmanlarına karışıp da pınarlardan, derelerden akıp da o suları içince deliriyor. Ama bunu çok tesir altında kalmış. Uyanmış. Geniş bir aynı şekilde bahçesi evi varmış. Evine büyük bir sarnıç yapmış. Ondan sonra o sarnıca su depolamış. Yiyecekler stok etmiş. Gün gelmiş. Hakikaten bir gün pencereden bakarken hava kararmış. Yağmur yağıyor. Rüyada gördüğü yağmur. Evde artık evin içerisinde yiyecek var. Su da var. Pencereden bakıyor. Hakikaten o yağmur damlaları su katmanlarına ulaşıp da insanlar içtikçe içen deliriyor. Herkes deli. Tabii gün gelmiş, bunun sarıcındaki su bitmiş. Stokladığı yiyecekler de bitmiş. Mecburen dışarı çıkmış. O güne kadar çıkmamış. Dışarı çıkınca insanların hepsi bunun peşine takılmış. Deli, deli, deli diye. Hadi akıllı olduğunu ispatla. Tabii. Hadi bakalım. Akıllı olduğunu ispatla. Şimdi insanlar zıvanadan çıkmış. Trenler raydan aynı şekilde çıkmış. Ondan sonra bir raydan geleni görünce acayip garayip oluyor, tamam mı?
bu da nereden çıktı falan diye, bu da nereden çıktı falan diye. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat isimli kitabında orijinalinde Farisi'de, metninde yazıyor onun. El İslam beda gariben fe seyaudu kema beda fe tuğba lil gurava. Hadis-i şerif bu. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İslamiyet garip olarak başladı. Sonra yine eski haline döner. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o hadis-i şerifi açıklarken buyuruyor ki Ehl-i Sünnet alimleri bunu. Yani İslamiyet başlangıçta garipti. Yani Mekke-i Mükerreme'de. Bunlar da nereden çıktı ya falan, putlar vardı işte falan, biz putlar sebebiyle ticaretimizi yapıyorduk falan filan. Nereden çıktı putlarımızı kötüleme? Teklif de yapıyorlardı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Garip insanlar ortaya çıktı, bizim ticarette mani oluyorlar. Bizim saltanatımıza veyahut itibarımıza aynı şekilde zedeleniyor falan diyorlardı. Eziyet ediyorlardı, zulmediyorlardı. İşte İslamiyet öyle garip başladı, sonu da böyle olur. Şimdi... Almanya'da bir şey anlattılar da uçakta giderken namaz vakti gelmiş demiş, ben demiş hani oturduğum yerde namaz kılacağım falan. Orada anlatmış da Türkiye'de olmuş, otobüste gidiyor falan demiş, durdurması mümkünse demiş hani demiş yerde kılayım falan. Tabii müftüyü sakın en çok ya. Muavin aynı şekilde fetva vermiş orada. Otobüsün müftüsü muavinmiş demiş. Evet. Demiş ki kaza edersin. Aynen. O arkadaş da demiş ki bak demiş kaza etmeyi öğrenmişsin ama demiş eda etmeyi öğrenememişsin demiş. Ben eda edeceğim, kaza etmeyeceğim. Vakti girince. Yani herkes ya kaza ediversin ne olacak ya falan. Ne olacak ya işte düğün işte şimdi oynayıver ya. İçki içiver canım ne olacak mı sanki falan filan. Kadınla kızlı erkekle neyse karışık oluversin canım ne olacakmış sanki falan, öyle bir gayretleri yok. Olmasın diyene de o zaman sen sokağa da çıkma diyorlar. Aynen. Sokağa niye çıkıyorsun diyorlar öyle kadınlara. Otobüse binme şeye binme falan. O şekilde kendi kafalarına göre güya aynı bilgiçlikle taslıyorlar falan. Altyapı göçük. Din gayreti hiç yok. Mesela bir zamanlar bir şey duymuştum. Onu ben merak ederdim. Hazreti Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurmuş bu sözü. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri mümkün olsa dirilse 100 sene bu insanların başında bulunup bunları idare etse, 100 sene ya bir asır, ancak bu insanlar Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri zamanındaki dini seviyeye ancak gelebilirler. 100 sene ya. Diyorsun idrak, anlayış, hepsi gitmiş yani. Abdülhamid'in Cennet Mekan Hazretleri. Hani ben babaannemden sık sık bahsediyorum. Babaannem o son kuşaklar Abdülhamid'in zamanında hayattaymış. Hatta doğum tarihi falan yok, nüfus cüzdanı falan yok. Yani o yaşlardakilere sordum mu? İşte nene kaç yaşındasın falan. Ne bileyim oğlum doğduğunda beni yaşıyorum diyor. Topal muhtarın ineği öldüğü sanki doğmuşum. Doğmuşum. İşin gücü yoksa Topal muhtarın ineği ne zaman öldü? Bulabilirsen onu şey yapıyorsun falan. Fakat bir gün böyle konuşuyorduk falan. Kendi gözüyle gördüğü şeyler var. Onları anlatıyor. Anlatırken böyle heyecanlanıyor falan. Oğlum dedi yani. Abdülhamid gitti, bereket de gitti derdi. Evet. Dedim ne sen nereden bilirsin? Oğlum dedi onu da tahttan indirdiklerini dedi. Bizim köy bir boğaz var. O boğazda merkezi bir konumda. Dolayısıyla mesela medresi de varmışmış. Civar köylerde aynı şekilde oraya geliyor. Merkezi bir köy olduğu için. Oraya dedi çadırlar kurdular. Hürriyet hürriyet diye dedi. O zaman ben neneme sormuştum. Nene sen kaç yaşındaydın o zaman? Oğlum dedi yanlış hatırlamıyorsam 7-8 yaşındaydım. 1908'deki hadise. 8 yaşındaymış demek ki. Meşrutiyetin. İttihat-ı Terakki'nin iş başına gelmesi. Cennet Mekan Hazretleri'nin tahttan indirdikleri tarih. O zaman anladım ki nenem 1900 doğumlu. Yani oradan buldum ben yani şey doğum tarihini de kadıncağızın. Öyle anlatırdı. Abdülhamid gitti, bereket de gitti derdi. Tabii hem Halife-i Müslümin hem Evliya ve Sultan. Tek başına yalnız başka kimse yok. Yani kayınbiraderleri bile aynı şekilde paşa olmuş, mümin olmuş ama ihanet içerisindeler hepsi. İşte masonların bunlara makam, para neyse onların zaafları neyse önlerine koyunca hangi kemiği koydularsa daldır küldür dalmışlar. Din gayreti gitmiş. Ama tabandaki insanlar da gene din gayreti var. Çünkü ben çocukluğumda hatırlarım. Köyde iki tane cami vardı.
bir yaz günü, cuma günleri dolardı. Yaz günü geçtikten sonra herkes köye gelince sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, cuma namazı gibi iki camide dolardı böyle. Mesela biz böyle pencereden bakardık, ha insanlar camiye gidiyor. Ve çocuklar olarak ve o zamanki kadınların anlayışına bak, bunlar çoğu okuyup yazma bilmiyor falan, şey yaparlardı, katmer açarlardı cuma günleri. Cuma namazından sonra caminin önüne korlar, tepsilerle gelir sıcak sıcak, ama camiden çıkan yerde onu. Ama ne tuzak değil mi? Namaza girmen lazım. Tabii camiye girmen lazım. Bir de böyle bulgur kaynatılır, içerisine şeyde haşlanır mısır. Ondan sonra kenevir de şey yaparlar, hapte tuz atarlar, tepsilerle böyle zaman zaman getirirler. Üstü örtülü, buram buram sıcak sıcak. Dışarıdan giremezsin. İlle camiye girmen lazım. Biz camiye giderdik. Ve o zaman mesela şeyde hani yer altına çekilmiş böyle vaizler var, kitaplardan anlatıyorlar. Menkıbeler. Biz de pür dikkat dinlerdik. Ben de gelirdim, neneme anneme anlatırdım o menkıbelerden. İkisi de böyle işini bırakıp pür dikkat beni dinlerdi. Ben de onları memnun etmek, gözlerine girmek için habire böyle şeyleri dinler, bulur, getirir, şey yapardım. Büyüyünce baktım ki onlar biliyorlarmış. Ya dedim, bunlar dedim fakülte falan bitirmediler. Çocuk psikolojisi nasıl biliyorlar? Şimdi pedagog bilmem ne falan filan. Şimdi mesela biliyorum azarlayıveriyor falan. Halbuki dinlemeye vakti yok, tahammülü yok. Tahammülü yok. Halbuki benim annem de babaannem de okuyup yazması yoktu ya. Dedim yani bizim okulda aynı şekilde şey de yoktu yani, fakülte de yoktu. Nerede okudular, nerede öğrendiler çocuk psikolojisini, pedagojiyi? Sonra ben öğretmen olduktan sonra baktım, ha dedim ya, pedagoji, çocuk psikolojisini iyi biliyorlarmış. Sizin oradaki camilerin ses sistemleri de iyiymiş demek ki. Evet. Dolduğuna göre herkes ezanı falan duyuyormuş. Duyuruyorlarmış, hoparlörler iyiymiş yani. Hiç hoparlör yoktu. Ona rağmen mi duyuyormuş? Herkes duyuyordu. Hoparlör takılınca şimdi köye gidiyorum, kimse camiye gitmiyor. İkisinde de hoparlör var. Bağırıyor bangır bangır. Tarlalardan duyuluyor sesi falan ama kimse gittiği yok. Hoparlör takıldı, bidat girdi ve camiden cemaatle gitti. Dolayısıyla nereden girdik de nereye kadar geldik? İnsanlarda şey kayboldu. Esas alt yapı kayboldu. Hilal'in görülmesi meselesi. Hani dedim ya, daha Zilkade ayı içerisinde adam demiş, bu sene demiş yani kurban gününe geliyor. Ya Zilkade ayı nasıl bunu söylersin de, terbiyesiz. Gelmedi işte. Gelmedi işte, görülmedi. Ne olacak şimdi? Değil mi? Halbuki İslamiyet'in emri bu. Şimdi mesela sorguluyor, şöyle yapsam olur mu falan. Bakıyorsun sorduğu soruda altyapı bozuk. Ama dinleyicilerimizden bazıları kendinde şahitsin. Ya mesela İslam ahlakını okuyan, Saadet-i Ebediye okuyan, hatta Mektubat'ı okuyan var işlerinde. Sorduğu sorudan hemen anlaşılıyor. Diyor ki ben okudum burada. Buradaki anlatılmak istenen ne, şey ne, ben anlayamadım falan. O zaman bu çevresine de faydalı olur. Önce anlar, kendisine faydalı olur. Sonra çevresine de. Çünkü Allah'a da hepimize soracak mı? Soracak efendim. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.